Berat Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, 19 ana haber bülteniyle günün getirdikleriyle karşınızdayız. Önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. Avrupa Konseyi Taşınmaz Mal Komisyonu'nun mülkiyet sorununa ilişkin bir iç hukuk yolu olduğunu bir kez daha onayladı. Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından tazminatı ödenen Rakrabi dosyasının kapatılmasına onay verdi. Karar, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun bir kez daha Avrupa Konseyi tarafından işlevini sürdüren bir yapı olarak kabul edildiğini gösteriyor. Ayrıntılarına bakalım, ardından konuya ilişkin yapılan değerlendirmeleri de hep birlikte göz atacağız. Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından tazminatı ödenen Rokrabi dosyasının kapatılmasına onay verdi. Söz konusu karar, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun bir kez daha Avrupa Konseyi tarafından işlevini sürdüren bir yapı olarak kabul edildiğini gösteriyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Rokrabi Otel'e ilişkin başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına yönelik açıkladığı kararında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu davanın incelenmesini sonlandırmaya karar vermiştir ifadelerine yer verildi. Karara ilişkin açıklamada ilgili davanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan mülklere erişimin engeli ve mülkün kontrolünün kaybı nedeniyle açıldığını, mahkemenin ise başvuran şirkete mülklerinin kullanım kaybı ve manevi tazminatla masraf ve harcamalar bakımından adil bir tazminat ödenmesini hükmettiği hatırlatıldı. Şirketin 2005 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'yla mülkün değeriyle talep edilen ve mahkeme tarafından hükmedilen meblağların gecikme faiziyle birlikte ödenmesini öngören dostane bir anlaşmaya vardığına işaret edilen açıklamada anlaşmaya varılan meblağın ödendiği de teyit edildi. Açıklamada bireysel sorunun çözülmüş olmasından dolayı Bakanlar Komitesi'nin kendisine verilen görevleri yerine getirdiği ve söz konusu davanın incelenmesini sonlandırmaya karar verdiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin Rokrabi Otel davasının kapatılmasına onay vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Taşınmaz Mal Komisyonu'nu bir kez daha işlevini sürdüren bir merci olarak kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı Sayın Seyşer. Tatar, bundan sonraki dönemde Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkinliğini daha da artırmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin Rokrabi Otel dosyasının kapatılmasına onay vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Taşınmaz Mal Komisyonu'nu bir kez daha işlevini sürdüren bir merci olarak kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar açıklamasında Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin 17-19 Eylül'de Strasbourg'da gerçekleştirdiği toplantıda mülkiyet konusu ele alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mülkiyet rejimimizin uluslararası hukuka uygun olduğuna ve Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkin bir çare oluşturduğuna karar verdiği Demopulos kararının sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü baskı uygulayan Güney Kıbrıs Rum yönetimi amacına ulaşamadı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine başlatılmış baskı politikasına yasal kılıf arayan Rum yönetiminin bu girişimlerinin kararların uygulanmasına, denetimine ya da kapatılmasına bir adım daha yaklaşılmasını engelleyemediğini vurgulayan Tatar, gelinen aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak anavatan Türkiye'nin de desteğiyle Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkin bir şekilde çalışmasını teminen tüm adımların atılmakta olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar bu kapsamda 2021 yılına kadar Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından hükmedilen tazminat kararlarının sonuçlandırıldığını, bundan sonraki dönemde Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkinliğini daha da artırmak için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti. Başbakan Ünal Üstel de Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi kararını değerlendirdi. Üstel, kararla birlikte Rum yönetiminin Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkisiz kılma girişiminin başarısız olduğunu söyledi. Başbakan, Taşınmaz Mal Komisyonu'nu güçlendirmeye ve işlevsel halde tutmaya devam edeceğiz dedi. Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Konseyi'nde düzenlenen insan hakları toplantısı çerçevesinde Strasbourg'da gerçekleştirilen görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklerin mülkiyet haklarını hedef alan girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.
Üstel yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum başvurusunun sonuca ulaşamamasının önemli olduğunu ve bu konuda mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin başbakanı olarak bu mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun işlevselliğini güçlendirmek için komisyon kurulduğundan beri verilmemiş boyutlarda destek verdiklerini belirten Üstel, başbakan olarak TMK'nın uluslararası hukuk çerçevesinde etkin bir iç hukuk yolu olarak çalışması için her türlü çabayı sarf edeceğini ve hükümet olarak bu konuda kararlılıkla hareket edeceklerini söyledi. Üstel, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nde yaşanan gelişmeyi Kıbrıslı Türklerin haklarının korunması açısından önemli bir kazanım olarak nitelendirdi ve kendileri için de yol gösterici olacağını kaydetti. Rum tarafının Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkisiz hale getirilmesi yönündeki çabalarının sonuçsuz kaldığını belirten Başbakan, komisyonun uluslararası hukuka uygun olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan bir iç hukuk yolu olduğunu vurguladı. Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma yolundaki bu diplomatik mücadelede destek veren Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına, devletin ilgili kurumlarına ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek hep birlikte Kıbrıs Türk halkının haklarını uluslararası arenada savunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Üstel'in başbakanlığı döneminde geçirilen taşınmaz mal yasasıyla yabancıların mülk edinmesine %6 oranında fon konulmuş ve elde edilen bu gelirin yarısının taşınmaz mal komisyonuna aktarılması sağlanmıştı. Bu gelir taşınmaz mal komisyonunun işlevselliğini artırmada önemli bir rol oynuyor. Üstel'in başbakanlığı döneminde sağlanan kaynaklarla 2020 yılı sonuna kadar olan sürede sonuçlandırılmış olan bütün TMK dosyalarının tazminat ödemeleri tamamlandı. Konuya ilişkin bir açıklamada Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin RAG-RABI kararına ilişkin itiraz sürecini kapatarak Taşınmaz Mal Komisyonu bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mülkiyet rejiminin geçerliliğini bir kez daha teyit ettiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 17-18 Eylül tarihlerinde Strasbourg'da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında 6. Rum kararının mülkiyet haklarına ilişkin başlığının yanı sıra Xenides Orestes grubu altındaki bireysel başvurulara ilişkin kararlarında ele alındığı belirtildi. Mahkemenin Xenides Orestes kararı çerçevesinde kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkin bir iç hukuk yolu olduğu, gerek mahkeme gerekse komite tarafından birçok kez teyit edildi anımsatılan açıklamada bahse konu başlığın icrasına ilişkin denetimin uzun bir süreden bu yana kapatılmaya hazır olduğu vurgulandı. Bu durumun Avrupa Konseyi Sekreteriyası tarafından hazırlanan görüşmelerde de açık bir şekilde yer aldığı belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında esas itibariyle teknik nitelikli olan icra sürecinin kapatılmasının Rum tarafının konuyu siyasileştirme çabaları çerçevesinde bugüne kadar mümkün olmadığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Gelinen aşamada komite 19 Eylül 2024 tarihli oturumunda bahse konu başlığın kapatılmasına ilişkin bir karar taslağını oylamış, ancak Rum tarafının çoğunluğunu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluşturduğu komite üyeleri üzerinde kurduğu baskı neticesinde kapatma kararı alınması mümkün olamamıştır. Rum tarafının göstermeye çalıştığının aksine komite Xenides Orestes grubu altında icrası denetlenen ve Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından yapılan teklif çerçevesinde dostane çözümle sonuçlanan RAG-RABI kararına ilişkin icra sürecini kapatarak Taşınmaz Mal Komisyonu bağlamında ülkemizdeki mülkiyet rejiminin geçerliliğini bir kez daha teyit etmiştir. Açıklamada 4. Rum kararının mülkiyet hakları başlığının icra sürecinin kapatılmamış olmasının komitenin Rum tarafının pozisyonunu destekliyor olmasının bir tezahürü değil, aksine komitenin Rum tarafının bilindik, şımarık tavırlarıyla konuyu siyasileştirmek suretiyle komitenin çalışmalarına zarar verdiğinin bir göstergesi niteliğinde olduğu vurgulandı. Evet, konuya ilişkin değerlendirmeler böyleydi. Cumhurbaşkanı New York temaslarına bakalım. Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta temaslarda bulunacak. BM Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek ve çeşitli görüşmeler yapacak olan Tatar, yarın saat 16'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılacak sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Tatar, New York hareketi öncesi ise Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı BRT'den canlı yayınlanacak.
Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde 22-28 Eylül tarihleri arasında New York'ta temaslar gerçekleştirecek. Bu amaçla yarın saat 16'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılacak olan Tatar, New York hareketi öncesi Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelecek. Ziyareti kapsamında ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek olan Tatar, çeşitli temaslarda da bulunacak. Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta temaslarda bulunacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman temaslarda bulunmak üzere 23-28 Eylül 2024 tarihlerinde New York'ta olacak. CTP'den yapılan açıklamaya göre Erhürman'a CTP Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros'un eşlik edeceği ziyaretin amacı BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs çözüm sürecine dair diplomatik temaslarda bulunmak. Erhürman 25 Eylül'de BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde gerçekleşecek olan Sosyalist Enternasyonal toplantısında diyalog ve diplomasiye yatırım başlıklı oturumda konuşma yapacak. Temasları çerçevesinde BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenka ile de bir araya gelecek olan Erhürman'ın ayrıca Kıbrıs'la ilgilenen bir takım ülkelerin BM nezdindeki temsilcileriyle de ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Güler'in değerlendirmelerine bakalım. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin güvenlik, barış ve istikrar için Kıbrıs'ta bulunmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Güler, çözümsüzlüğe hizmet eden beyhude çabaların adadaki güvenlik ortamına zarar verdiğini de ifade etti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada Mavi Vatan ve Kıbrıs vurgusu yaptı. Mavi Vatan ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerin tavizsiz korunduğunu vurgulayan Güler, bu çerçevede milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak anlaşmaları kapsamında bulunuyor, Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda destekliyoruz dedi. Provokatif eylem ve söylemlerle sürekli gerginlik çıkaranların bu tutumunun kimseye yarar sağlamayacağını belirten Güler, çözümsüzlüğe hizmet eden bu beyhude çabaların adada sağlanan güvenlik ortamına da zarar vermekte olduğunu söyledi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, barış ve istikrar için adada bulunmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceklerinin de altını çizdi. Üçüncü tarafların bölgedeki girişimlerini de yakından takip ediyor. Buna yönelik kendi inisiyatifimizin daima hazır olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için adada bulunmaya ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her konuda desteklemeye devam edecek. Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi de etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Ulusal Birlik Partisi'nin 23. olağan genel kurultayı yarın yapılıyor. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yer alacak kurultayda başkanlık için 3 aday yarışacak. Sayın seyirciler, kurultayda genel başkanın yanı sıra parti meclisi, yüksek disiplin kurulu, denetleme kurulu da belirlenecek. Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan Ulusal Birlik Partisi genel başkanı seçilecek. Kurultayda ayrıca Kıbrıs meselesiyle ilgili kurultay kararı okunup oylamaya sunulacak. Ulusal Birlik Partisi'nin 23. olağan genel kurultayı yarın yapılacak. 3 genel başkan adayının yarışacağı kurultay, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yer alacak. Genel başkan adaylarından Ünal Üstel'in birinci sırada yer alacağı oy pusulasında Ahmet Melih Karavelioğlu ikinci, Hasan Taçoy ise üçüncü sırada yer alacak. Kurultayda genel başkanlık seçiminin yanı sıra 70 kişilik parti meclisi için de oy verilecek. Parti meclisi için 122 aday yarışacak. Genel parti meclisi listesinde Lefkoşa için 16, Gazi Moğsa için 13, Girne için 11, İskele için 5, Güzelyurt için 3, Lefke için de 2 adayın işaretlendirilmesi.
belirlenmesi gerekecek. Kadın ve gençlik kotaları içinde işaretlenecek aday sayıları sabit olacak. Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak. UBP'nin 23. olağan genel kurultayı saat 8.30'da UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu tarafından yapılacak nisap yoklamasıyla başlayacak. Adayların saat 9.15'te salona girmesinin ardından saat 9.30'da başkanlık divanı oluşturulacak. Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Oğuzhan Hasiboğlu tarafından parti faaliyet raporu sunulacak. Parti saymanı tarafından da mali rapor okunacak. Konukların konuşmalarıyla devam edecek kurultayda gençlik kolu başkanlarının takdimi yapılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasının ardından Kıbrıs meselesiyle ilgili kurultay kararı okunup oylamaya sunulacak. Kurultayda saat 11'de ise Yüksek Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Başkanlık ve Parti Meclisi için oy verme işlemi başlayacak. Oy verme işlemi saat 21'de sona erecek. Genel Başkanlık için oy sayımı aynı akşam 21'den sonra, Parti Meclisi'nin oy sayımı ise pazar günü saat 10'da yapılacak. Repkoşa Kaza Mahkemesi Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Genel Başkan adayı Hasan Taçoy'un Ulusal Birlik Partisi aleyhine açtığı davayı reddetti. Bu sonuçla 21 Mart'a kadar üye olan toplam 21 bin üye yarınki kurultayda oy kullanabilecek. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Başkan adayı Hasan Taçoy 10 Temmuz'da Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu tarafından Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldığı mühürlü listenin uygulanmaması gerekçesiyle dava açtı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Hasan Taçoy'un UBP aleyhine açtığı davayı görüştü. Davada UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu'yla parti avukatı Ergün Ulunay hazır bulundu. Taçoy, tüzüğün ilgili maddesi uyarınca sadece 22 Ocağı kadar kayıtlı olanların oy kullanabileceğini iddia etti. UBP yetkilileri de tüzüğün 19.3 maddesine göre 21 Mart tarihine kadar üye olanların oy kullanabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Hasiboğlu, Yüksek Seçim Kurulu mühürlü listeleri mahkemeye ibraz etti. Mahkeme açıkladığı kararda Hasan Taçoy'un iddiasını haksız buldu, Ulusal Birlik Partisi'nin savunmasını ve karşı talebini kabul etti. Bu sonuçla 21 Mart'a kadar üye olan toplam 21 bin üye yarınki kurultayda oy kullanabilecek. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin Hasan Taçoy'un açtığı davayı reddetmesini değerlendirdi. Kurultay öncesinde üyelik ihtilafının çözülmüş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Hasipoğlu, tüm Ulusal Birlik Partisi üyelerini kurultaya katılmaya davet etti. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy'un UBP aleyhine açtığı davayı reddetmesini yazılı açıklamayla değerlendirdi. Hasipoğlu, kurultay öncesinde üyelik ihtilafının çözülmüş olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Sayın Hasan Taçoy'a göre tüzüğün 6. maddesinin 7. fıkrası uygulanması gerekiyordu ki bu maddeye göre 21 Ocak tarihine kadar üye olan üyelerimiz kurultayda oy kullanabilirdi. Maddede ilk kongre tarihinden yani 21 Temmuz tarihini baz alarak 6 ay geriye gidecek şekilde bir düşünceleri vardı ve tüzüğün bu maddesinin uygulanması gerektiği noktasında bir görüşleri vardı. Bu konularla ilgili olarak daha önce biz kendileriyle 2-3 kez görüştük. Gelip avukatları partimize ihbarda da bulundu. En sonunda da uzlaşamayacağımızı anladık. Bizim iddiamıza göre tüzüğün 6. maddesinin 7. fıkrası değil, kurultayla ilgili olan madde, yani kurultayla ilgili özel madde olan 19. maddenin 3. fıkrası uygulanması gerekiyordu. Hasipoğlu açıklamasında bizim savunduğumuz görüşe göre kurultay tarihinden itibaren geriye doğru 6 aylık bir süre dikkate alınarak 21 Mart'a kadar üye olanların oy kullanabileceği görüşü dile getirildi, ifadelerini kullandı. Hasipoğlu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi.
Buradaki amacımız kurultay sonrasında partimizin daha önce olduğu gibi mahkemelik olmaması için Sayın Taço'ya kurultay öncesi mahkemeye gidelim önerisinde bulundu. Kendisi de bu önerimi kabul etti. Şimdi elimizde ihtilafsız bir üye listesi var. Bu liste benim daha önce YSK'ya başvurup bana gönderilen mühürlü listedir. Biz bu listeyle kurultaya gidiyoruz. Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin UBP'nin savunmasını ve karşı davasını haklı bulduğunu ve Hasan Taço'nun talebini reddettiğini kaydeden Hasipoğlu, 21 Mart tarihine kadar üye olan 21 bin üyenin kurultayda oy kullanabileceğini söyledi. Hasipoğlu, tüm Ulusal Birlik Partisi üyelerini kurultaya katılmaya davet etti. Partinin avukatı Ergün Ulunay'a da teşekkür eden Hasipoğlu, kurultay öncesinde üyelik ihtilafının çözülmüş olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Üstel, olağan kurultayı izlemek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan'ı kabul etti. Üstel, bundan sonraki süreçte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyledi. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan'la Gençlik Kolları Başkanı Bakhtiyar İslamov'u kabul etti. Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Azerbaycan halkının selamlarını iletti. UBP ve AK Parti ile kurdukları önemli dostluğu ve işbirliğini geliştirmek istediklerini belirten Ramil Hasan, Ünal Üstel'e kurultayda başarılar diledi. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de değerli dostlarını aralarında görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Üstel, kardeş Azerbaycan'ın Yeni Azerbaycan Partisi ve Anavatan Türkiye'den AK Parti ile ortak protokolümüz var. Aramızdaki işbirliğini daha da geliştirmek ortak hedefimiz dedi. Üstel, üç devlet tek millet şiarımız gereği Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in büyük desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı içinde gözlemci üye olduk. Bundan sonra ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. Siyasi partiler arasında da gençlik kollarından başlayarak diğer alanlarda da önemli adımlar atacağız. Kardeş Azerbaycan'la iş dünyası ve diğer sektörlerle işbirliğini geliştireceğiz. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğiz. Tek millet olma gereğiyle dostluğumuzu daha da ileriye taşıyacağız şeklinde konuştu. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taço, parti üye listelerine ilişkin açıklamada bulundu. Taço, mahkeme en başından beri yaptığımız uyarılar çerçevesinde karar üretmiştir dedi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, parti üye listelerine ilişkin açıklama yaptı. Taçoy, kurultay tarihinin kesinleşmesi ve takvimin belirlenmesinden bu yana mevcut parti yönetiminin sergilediği tutumun bugünkü mahkeme kararıyla ortadan kalktığını belirterek, mevcut genel başkan ve onun genel sekreteri son 2-3 aylık süre içerisinde alışılmışın dışında bir yoğunlukta ve herhangi bir kriter gözetmeksizin yazdıkları birçok üyeyi tüzükte belirtilen sürede olmadan seçim dahil etmek istemiştir dedi. Üye olan her kişinin tüzük gereği 180 günlük bir bekleme süresi olduğunu ve bu süre dolmadan seçme ve seçilme hakkına haiz olmadığını belirten Taçoy, ancak onlar tüzüğe ve yasalara uymak yerine üye listeleri hazırlamayı ve seçime böyle gitmeyi tercih etmiştir ifadelerini kullandı. Taçoy, bu durumun özellikle örgüt seçimlerinde çok ciddi mağduriyetler yarattığını ve 10 yerde gerçekleşen seçimlerin mahkeme kararıyla geçersiz sayılmasına ya da yetki durdurulmasına gidildiğini anımsattı. Benzer durumun yaşanmaması için yapmış oldukları uyarılara kulak tıkanması üzerine yaptıkları yasal başvuru neticesinde mahkemenin net bir karar ürettiğinin altını çizen Taçoy, kendilerinden bugüne kadar talep ettiğimiz kesinleşmiş yasal üye listesi hep yanıtsız kalmıştır. Mahkeme kendilerine bu konuda gereken cevabı vermiş ve son sözü söylemiştir dedi. Taçoy, bu noktada artık mahkeme kararıyla belirlenmiş bir üye listesi bulunduğuna vurgu yaptı ve umarız mevcut yönetim bu yöndeki mahkeme kararına uygun davranır ve bizler tüzüğümüz ve hukuk çerçevesinde bir seçim gerçekleştirebiliriz dedi. Asgari ücrete ilişkin tavsiye kararı resmi gazetede yayımlandı. 10 günlük itiraz süresi böylelikle başladı.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun 18 Eylül Çarşamba günkü toplantısında kabul edilen asgari ücrete ilişkin tavsiye kararı dünkü resmi gazetede ilan edilerek 10 günlük itiraz süresi tanıdı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın 3. asgari ücretini aylık brüt 40.436 Türk Lirası, net 35.180 Türk Lirası olarak belirlemişti. Asgari ücret 1 Mayıs'tan beridir aylık net 29.516 Türk Lirası, brüt 33.926 Türk Lirası olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret olası itirazların görüşülüp karara bağlanmasının ardından 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lap'ta Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek yapılacak OTEM derslik binası ile ilgili projeyi inceledi. Lap'ta Gençlik Kampı'nın eksiklikleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili de yetkililerden bilgi alan Ataoğlu, amaçlarının gençlere yakışır bir kamp ve eğitim alanı yaratmak olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lap'ta Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Ataoğlu, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yeniden projelendirilecek olan OTEM binasının tamamlanmasına kadarki sürede eğitimlerin aralıksız sürdürülmesi amacıyla Lap'ta Gençlik Kampı içerisinde inşa edilecek derslik projesiyle ilgili bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Ataoğlu, Lap'ta Gençlik Kampı'nın eksikleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili de yetkililerden bilgi aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Fikri Ataoğlu, Girne'de bulunan OTEM binasının deprem yönetmeliklerine göre boşaltılması gerektiği yönünde bir rapor çıktığını, bu nedenle OTEM binasının uygulamalı otel olarak yeniden projelendirilip yeniden yapılması planlandığını belirtti. OTEM'in artık yeni uygulamalı otel olabilmesiyle ilgili proje çalışmalarımız sürüyor. Kısa süre içerisinde proje çalışmamızlar tamamlanacak ve OTEM'e uygulamalı olarak da kavuşmuş olacağız. Ama o güne kadar burada Lap'ta Gençlik Kampı'nda yine OTEM'in ayrı şekildeki eğitimlerini ara vermeden verebilmeleri için herfabrik bir yapıyla buraya 250 metrekare civarında bir bina yapmak için buradayız. Yerinde inceledik, yerinde gördük bütün arkadaşlarımızla. Tabii ki biz OTEM'i yaptıktan sonra burasını da Lap'ta Gençlik Kampı'na bağışlayacağız. Kısa süre önce Kantara Gençlik Kampı'nda yapılan tamirat ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından gençlere yakışır bir alan yaratıldığını ifade eden Ataoğlu, Lap'ta Gençlik Kampı'nın da eksikliklerinin ve yenilenmesi gereken yerlerinin tespit edilmesi için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. İki projenin de en kısa sürede tamamlanması için gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığını belirten Ataoğlu, amacımız gençlerimize yakışır bir kamp ve eğitim alanı yaratmak dedi. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Başkanlığı'nda toplanan Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu bir dizi karar aldı sayın seyirciler. Toplantıda taksilerde ve toplu taşıma araçlarında yeni neslin akıllı taksimetre kullanılması, öğrenci taşımacılığında otobüslere yaş sınırı konulması ve Değirmenlik Çatalköy yolunun 8 metreye çıkartılarak düzenlenip yapılması için acilen çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Başkanlığı'nda toplandı. Değirmenlik Çatalköy yolunun durumunun görüşülmesi ve yeni araç plakalarının tartışılması gündemiyle yapılan toplantıda bir dizi karar üretildi. Toplantıda taksilerde ve toplu taşıma araçlarında yeni nesil akıllı taksimetre kullanılmasının yanı sıra öğrenci taşımacılığında otobüslere yaş sınırı konulması ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli istişarelerin yapılması kararı alındı. Toplantıda ayrıca Değirmenlik Çatalköy yolunun mevcut yolun 8 metreye çıkartılarak düzenlenip yapılması için acilen çalışmaların başlatılması ve yolda seyreden ağır yük vasıtalarına sağ şeridi kullanmama, dolayısıyla araç geçmenin yasaklanması da kararlaştırıldı. Diğer yandan toplu taşımacılıkla ilgili ulaşım master planı hazırlanması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi için 26 Eylül Perşembe günü tekrar toplantı yapılmasına karar verildi. Bakanlar Kurulu Kıbrıs'taki Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nın bugün yapacağını duyurduğu grevi 60 gün süreyle erteledi.
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nın bugün hastanenin bazı servislerinde yapacağı grevi 60 gün süreyle erteledi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede çıkan kararda Bakanlar Kurulu 42/1996 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve referandum yasasının 16. maddesinin 3. fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliği, anayasal düzeni bozucu nitelikte olması veya elzem olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerindeki düzeni bozucu ve genel sağlığı bozucu niteliği olduğu nedeniyle Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve veya diğer tüm sendikaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında ve veya hastanelerde ve veya sağlık merkezlerinde 20 Eylül 2024 tarihinde başlatacakları grevin 20 Eylül 2024 tarihinden itibaren 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi denildi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Defkoşa Doktor Burhan Nabantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi önünde açıklamada bulundu. Sağlıktaki sıkıntılara dikkat çekti. Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen'le Hekimler Sendikası Başkanı Özlem Gürkut yaptıkları açıklamada personel, özellikle de hemşire eksikliğinin hata riskini yükselttiğini kaydetti. Ve kaliteli bir hizmete yol açar. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi önünde basın açıklaması yaptı. Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen, bugün yapacakları eyleme Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle yasak konulduğunu belirterek bunu eleştirdi. Karara saygı duyduklarını, aynı hassas tavrı sorunları içinde beklediklerini ifade etti. Özgöçmen, personel eksikliğinin yarattığı sıkıntılara da dikkati çekti. Yatak kapasitesi çoktan aşmıştır bu ülkede artık. Yerimiz yok, personelimiz yok, uzun süre nöbetlerden sürekli gordon çekilmek zorundadır. Ve malumunuzdur ki uzun süre ayakta kalmak yorgunluğa, uykusuzluktan dolayı hata yapmaya elverişli bir ortamdır. Sendika Başkanı Özgöçmen, geçici işçi adı altında alınan personellerin yasalara aykırı şekilde çalıştırıldığını, bu kişilerin kamu hizmeti komisyonu tarafından atamalarının yapılmadığını kaydederek, pazartesi günü bu konuyla ilgili dava dosyalayacaklarını da söyledi. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Doktor Özlem Gürkut ise sağlıkta sıkıntıların ve iş yükünün arttığını kaydetti. Gürkut, ülkedeki nüfusun plansız şekilde arttığını, hemşirelerin iş yükünün de ağırlaştığını kaydederek bu noktada hata yapma riskinin de yükseldiğinin altını çizdi. Özlem Gürkut, bizlerin amacı hastalarımıza kaliteli, ihtiyaçları olan sağlık hizmetini verebilmektir. Ancak hastanelerimizde gerekli koşullar kalmamıştır dedi. Bizlerin amacı hastalarımıza kaliteli ihtiyaçları olan sağlık hizmetini verebilmektir. Bunun için mesleklerimizi yapabilmek için hastanelerimizde gerekli koşullar kalmamıştır. Günün getirdiği gelişmeleri paylaştık. Güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki buluşmamız saat 22'de olacak. Hoşçakalın. Προέτρος ερσυντατάρ εξεφράσε την ικανοποίηση του για την αποφάση της Επιτροπής Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης να εγκρίνει το κλείσιμο της υπόθεσης Rockropi Hotel, αναγνωρίζοντας για άλλη μια φορά την Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ως ένα λειτουργικό όργανο. Στο επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για να αξίσουμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας, δήλωσε ο κύριος Πρόεδρος και συνέχισε ως εξής. Στην συνάντηση που διεξήχθη στο Στρασβούργο από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου συζητήθηκε το θέμα της ιδιοκτησίας.
η ελληνοκυπριακή διοίκηση, η οποία άσκησε πίεση για να αναιρέσει τα αποτελέσματα της απόφασης Τιμόπουλος, σύμφωνα με την οποία το καθεστώς ιδιοκτησίας μας είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο και η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας παρέχει μια αποτελεσματική λύση, δεν μπορέσαν να πετύχει τον στόχο της. Στην ανακοίνωση του, ο πρόεδρος Τατάρ υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες της ελληνοκυπριακής ηγεσίας να καλυφθούν οι πολιτικές πίεσεις κατά της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου δεν μπορούν να εμποδίσουν την πρόοδο στην εφαρμογή, την εποπτεία ή το κλείσιμο των αποφάσεων. Αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση, ο κ. Τατάρ σημείωσε ότι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου με την στήριξη της μητέρας πατρίδας της Τουρκίας αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτού, οι αποφάσεις αποζημιώσεις που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας μέχρι το 2021 έχουν ολοκληρωθεί. Στο μέλλον, θα συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας, σημείωσε στο τέλος της ανακοίνωσης του. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 17-18 Σεπτεμβρίου συζητήθηκε το θέμα της 6ης Ελληνοκυπριακής Απόφασης για τα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν μεμονωμένες αιτήσεις στο πλαίσιο της ομάδας Ξενίδη Αρέστη. Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας που συστάθηκε στο πλαίσιο της απόφασης Ξενίδη Αρέστη είναι αποτελεσματικό εσωτερικό έντυπο μέσω κάτι που έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές τόσο από το δικαστήριο όσο και από την Επιτροπή. Το Υπουργείο έκανε τις ακολουθές δηλώσεις στην ανακοίνωση του. Στην συνεδρίαση της στις 19 Σεπτεμβρίου 2024, η Επιτροπή ψήφισε σχέδιο απόφασης για το κλείσιμο του εν λόγω καφελαίου, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να ληφθεί απόφαση για το κλείσιμο του λόγω της πίεσης που ασκήθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά στα μέλη της Επιτροπής, η πλειοψηφία των οποίων είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθεση με ό,τι προσπαθεί να δείξει η ελληνοκυπριακή πλευρά, η Επιτροπή επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ισχύ του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην χώρα μας στο πλαίσιο της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας, κλείνοντας την διαδικασία εκτέλεσης σχετικά με την απόφαση Ροκρόπη, η εκτέλεση της οποίας εποπτεύτηκε υπό την ομάδα Ξενίδη Αρέστη και η οποία κατέληξε σε φιλική λύση στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας. Το γεγονός ότι η διαδικασία εκτέλεσης της τέταρτης απόφασης της ελληνοκυπριακής πλευράς σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν έχει κλείσει δεν αποτελεί ένδειξη ότι η Επιτροπή υποστηρίζει την θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Αντίθετα, είναι απόδειξη ότι η Επιτροπή υφίσταται ζημιά από την γνωστή κακομαθημένη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, η οποία προσπαθεί να πολιτικοποιήσει το θέμα, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερσίν Τατάρ θα έχει επαφές στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22 με 28 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Γενικής Συνελεύσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος Τατάρ θα αναχωρήσει αύριο στις 4 το απέγευμα από την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Ο Τατάρ θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτερές στη Νέα Υόρκη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ, ο οποίος θα συναντηθεί επίσης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, θα πραγματοποιήσει επίσης διάφορες επαφές. Το 23ο τακτικό γενικό συνέδριο του Κόμματος Εθνικής Ενότητας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σαββατό. Το συνέδριο, στο οποίο θα ανταγωνιστούν τρεις υποψήφοι για το προεδρικό αξίωμα του κόμματος, θα ξεκινήσει στις 8:30 το πρωί με την διαπίστωση απαρτίας στο αθλητικό στάδιο Ατατούρκ στην Λευκοσία. Στο συνέδριο, όπου 122 υποψήφοι θα διεκδικήσουν μια θέση στην 70 μέλη συνέλευση του κόμματος, η διαδικασία ψηφοφορίας θα συνεχίσει μέχρι τις 9 το βράδυ. Στο ψηφιοτέλειο, ο νυν ηγέτη του κόμματος, ο Ναλουστέλ, θα καταλάβει την πρώτη θέση, ενώ ο Αχμετ Μιλί Χαραβελιόλου την δεύτερη και ο Χασάν Τατσόι την τρίτη θέση.